Evet, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Yücel Tonguç Erbaş bizlerle her pazartesi olduğu gibi. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Bence zor bir haftaya başlıyoruz. Şimdi rakamlara baktığımda öyle görüyorum. Geçtiğimiz hafta birazcık biz kendi iç gündemimizi konuştuk. Hazır işte hani toparlıyor muyuz? Birazcık daha işte hani 5 Mart'ta yapılacak görüşmelerden sonra İdlib meselesi tekrar gündemden kalkar mı derken bu tarafta yurt dışından bizi tekrar koronavirüsü vurdu. Hatta benim en çok dikkatimde olan, keza aynı şekilde şimdi izleyenlerin, dinleyenlerin de İran'a kadar gelmesi, İran'da can kayıplarının artması. Bizim de İran kapılarını kapattık ama gelen de geldi. Doğru. Eğer bulaştıysa. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Diyelim ki Allah göstermesin ama yani yarın, bugün güne uyandığımızda koronavirüsün Türkiye'ye bulaşmış olması haberini alırsak. Hani bize çok sert satışlara sebebiyet verir mi? Ne dersiniz? Ya öncelikle ben herkese... Çok huzurlu, kötü mü başladım? Huzurlu, mutlu. Çok mu kötü yani başladım haftayı? Bunun da en önemli şey olduğunu hayatta unutmadan güzel kesinlikle bir hafta diliyorum. Çok kısaca cumartesi de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeydik. Orada nasıl da geçti? Rektör yardımcımıza, İŞKUR'a, oradaki hocalarımıza ve 5 aylık emeği olan muhteşem bir 50-60 kişilik öğrenci grubu var. Bugün de kravatı onların hatırasına bugün istediler, harika, taktım. Öyle de güzel bir organizasyon oldu. Onların da emeğine sağlık diyelim. Onları da es geçmek istemiyorum. Haftaya evet, yani böyle baktığınızda çok, değil mi? Neredeyse karamsar bir hafta. Yani çok sempatik başlamıyor, evet, maalesef. Şimdi şöyle, bir kere veri akışı büyük ihtimal biraz sakin olacak. Yani kimse işte bugün kapasite kullanım Türkiye'den iyi mi gelecek, yarın işte Avrupa, Almanya'dan büyüme mi iyi kötü gibi böyle çok fiyatların içinde olmayacağı birkaç gün yaşayabiliriz. Hı hı. Şunu görüyoruz, yani bizim konuşmamız gereken, evet, virüs yayılırsa bizde ne olur? Büyük ihtimal yani biraz daha stresli bir dönem olabilir. Nasıl İtalya'da işte biraz daha karantinası, değil mi, dışarıdan, hı hı, baktığınızda soru işaretleri yayılabiliyor. Ama birçok ülkede buna benzer şeyler oldu. Yani sıçramalar oluyor. Zaten herhalde hastalığın da gelişimi biraz böyle olacak gibi. Ama iki tane konu var. İki konu da şöyle. Merkez bankaları piyasayı desteklerken borsalar yukarı gidiyordu. Ama aynı zamanda 1275 dolardan beri ons altında fonların veya ETF'lerin ya da merkez bankalarının diyelim, yani topluca neredeyse pozisyonları giderek arttı. Çok kısa bir dönem 1550-45-1450 arasında bir azalma oldu. Ama ondan sonra da yani geçen yılın aralığından itibaren yaklaşık 2,5-3 aydır da bu oran artıyor. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Bir kısım yatırımcı diyor ki ben bu koronavirüsü, işte dünyanın büyüme endişesi vesaire, bundan, hı hı, endişe duyuyorum. Ve benim portföyümde altın pozisyonlarımı, bu merkez bankası, fiziki, bireysel de diyebilirsiniz ama fon bazlı baktığınızda bu oran artıyor. Yani cuma günü baktığımda 1900 dolar seviyesindeyken ons altın, ki alış yönlü pozisyonların sayısı oranıyla şu anki neredeyse şimdiki biraz da orayı geçmiş durumda. Yani bir talep var. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Yani bu stresten dolayı, yani Türkiye'ye geleceğim hemen, bu stresten dolayı bir kısım altına yöneliyor çok sert bir şekilde. Diğer bölüm, hep konuşuyoruz, Amerika'nın tahviline ve dolara gidiyor. Gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu hisse senedine akan para, merkez bankalarının desteklemeleriyle bir süre zayıflayabilir. Zaten bugün konuşursak vadeleri işte yurt dışında birin üstünde, Amerika'da eksi de tahmin ediyorum biz de bugün o 118 bin altında olmamızın şeyiyle, riskiyle açılışı yapıp herhalde hafta içinde 113.500'ü o boşluğu tamamlayıp tekrar yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla, hı hı, Türkiye'de yalnız korona yok ki, yani işte İran yakın bölgede deprem oluyor. Efendime söyleyeyim, Türkiye Rusya ile konuşuyor. 5 Mart'ta bir, değil mi, dörtlü zirve, dörtlü haberleri zirve yayılıyor. Hı hı. İşte Libya ile aramızdaki meselelerde, yani Libya meselesinde diyelim, yine bir gerilme olabiliyor. Yani Türkiye'nin biraz daha riski artıyor bu durumda. Korona buna bir şey olabilir. Hani tuzu biberi olabilir. Ya bu da mı oldu? Türkiye'de bu da mı var diye. Umarım olmaz. İnşallah dünyada da yayılmaz. Hı hı. Ama bir tepe yaptığı seviyeyi biz bu hastalığın diyelim şu an için risk algısında dünyada henüz yaşamadığımızda görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'ye bakarsak bütün bunların içerisinde sanki Fitch'in cuma günkü şeyi, Açıklamaları hı hı, Türkiye çok net ifade ediyor gibi. Yani büyüme, enflasyon cari açıktaki toparlanmayla dış risklerdeki biraz
azalmaya rağmen hala dış finansman ve jeopolitik risklerin Türkiye ekonomisi için ön planda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla korona konusu da biraz bunun içerisinde bir risk olarak, jeopolitik risk gibi görülebilir. Sağlık riski de diyebilirsiniz, ekonomik risk de. Dolayısıyla olursa Türkiye'de evet bence biraz endişe, piyasalardaki ne diyelim, o riskli varlıklardan işte biraz daha şu anda altına işte vesaire gibi ürünlere biraz daha yöneliş artabilir. Hatta doları da artabilir yani, açık söylemek gerekirse. Evet, şimdi doları aslında konuşacağız. Neden yükseliyor, neler olabilir, alternatiflerini de konuşacağız ama şimdi bir taraftan şunu sormak istiyorum. Fitch'e değinmişken, cuma günü aslında Fitch'in hani kredi notumuzu arttırmasını aslında beklemiyorduk. Olursa şaşırırdık. Ama zaten ben olası bir senaryoda bunu önceden yabancıların da burada fiyatlayacağını düşünüyorum. Fiyatlamadıklarına göre zaten arttırmayacaktı ama arttırdığı şey aslında büyüme tahminleri oldu ve ben bunu pozitif karşıladım. Yani %3,9'a çekti. Ve hani bir taraftan da bakıyoruz ama bu gündemde de bunu pozitif fiyatlar mıyız? Bence fiyatlamayız. Yani şöyle bir şey var. Bak, tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşü Fitch'in şu tahminlerine benzer. Mesela ne diyor? Enflasyon bu sene 10,5, seneye 10. Yani 8,5 daha siz diyor o tarafa doğru gitmeniz zor diyor. Zor. Yani inanmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? 3,94 büyüme yani bu yıl ve önümüzdeki yıl. Orada da mesela Türkiye'nin %5'lik hedefini tutturamayacağını düşünüyorlar. Tahmin ediyorum birçok kurum bunu düşünüyor. Bir tek cari açık tarafında yani gayri safi yurt dışı hasılanın %1'i, işte önümüzdeki sene %1,8'i. Hani bu belki de bu büyüme beklentileriyle olumlu gözüken bir taraf. Dolayısıyla o senin söylediğin evet not değişikliği görünümü değiştirmişti zaten geçen yıl. Not değişikliğine gideceğimiz yolda henüz bu kurumlar Türkiye'yi o patika içerisinde ben gördüklerini düşünmüyorum. Tahmin ediyorum yazın, yani bundan sonraki görüş galiba Haziran'da ilk. Evet, yani Fitch için değil de hani ilk derecelendirme kuruluşları içerisinde yaz geçtikten sonra biz o enflasyonu, nasıl Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın dediği gibi hani yılın ikinci yarısında biz daha düşük enflasyon görebileceğiz diye, onu gerçekleştirebildiğimizi görürlerse ben bekliyordum açıkçası bu yıl içerisinde, yani ilk yarıda. O zaman sanki biraz daha iyimser olabilirler. O zaman bu virüs ne oldu, nasıl etkiledi dünyayı, onları biraz daha net görebiliriz. Dolayısıyla Amerikan seçimlerini 3 Kasım'da görebiliriz falan gibi böyle bir şey var. Dolayısıyla yani henüz yurt dışından Türkiye algısı net bir patikaya, yani iyileştiniz ama net bir patikaya girdiniz şeklinde değil gibi gözüküyor. Şimdi bir taraftan ben size borsayla alakalı şunu da sormak istiyorum. Burada bana çok gelen bir soru mesela şimdi... Zorsa ben... Zor değil. Bence zor değil. Eminim size de çok geliyordur. Peki. Şimdi burada yatırımcılar ikiye ayrıldı. Bir kısmı diyor ki şu an hisse senedi piyasasında olmak çok mantıksız. Mesela işte hani... Bakıyorum Ferhat Bey de yazmış, İlker Bey de demiş bu satışlar başlarsa 100 binin altına kayarız. Şimdi bir taraftan mesela Ahmet Bey gibi ve o düşüncedeki yatırımcılar da hayır, düşüşler alım fırsatı der. Şimdi burada keskin iki görüş var. Hani yükselme konusunda birazcık daha temkinliyiz, onu kenara koyuyorum zaten. Hani o trende tekrar dönmek için önemli rakamlar var, onu birazdan soracağım ama şimdi daha çok işin düşüş noktasına odaklandığımız için, yani düzeltme noktasına. Hani hakikaten şu an hisse senedi piyasasında olunmamalı mı, yoksa bu geri çekilmeler bir alım fırsatı mı? Siz hangi taraftasınız? Şimdi bakın, hiç, yani benim tarzım diyeyim, hiçbir zaman ben bir keskin burada olmalıyım, olmamalıyım. Yani ileriye dönük beklentim olursa evet portföyümün bir kısmını şu üründe tutayım diyebilirim. Ama şimdi ons altını hiç kimse ne bileyim bir ay önce ya da yıl başında 1680 doları bir buçuk ayda test edeceğini düşünüyor muydu? Düşünmüyordu diye düşünüyorum. Yani 1700 dolar olacak diyorlardı ama 1700-1800 dolarları telaffuz sene sonu bu, için bu kadar yani. Hızlı. Evet. Şimdi değil. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında da bir gösterge noktalarınız olması lazım. Hissenizi ayrı tutuyorum. Hissenizin de ayrı bir seviyesi Hadi. Olması lazım. Şimdi bakıyoruz Songuç Bey, yani çünkü piyasa düşerken ben kafayı çeviriyorum. Bazı hisseler %1 düşmüş, bazıları %10. Çıkarken bazı hisselerin tepkimeleri çok daha hızlı oluyor ama bazıları düştüğü gibi çıkmıyor. Doğru. O yüzden aslında biz maalesef ki burada 400 hisseyi masaya yatıramayacağımız için, öyle değil mi? Endeks üzerinden konuşmak durumundayız ama elinizdeki hisse ne, o da önemli. Bu arada bizim 400 hisse iyiymiş. Kore'de son baktığımda 2500, Hindistan'da 5500 hisse Eyvah, var. Eyvah, ben
borsa teknikte ne yapacaktım? Sabahtan akşama kadar Hindistan'da olsanız, 2000 hisse olsaydı Amerika'yı falan saymıyorum ama yandık. Şöyle ifade edeyim, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 118 bin benim yukarıdaki geçmediğim zaman pozisyonumu azaltıp bekleyeceğim bir nokta. Dolayısıyla şu an altındayız. Ben cuma ya da perşembe yavaş yavaş aslında pozisyonumu azaltarak bir bekle göre geçmem gerekiyor. Diyelim elimde bir pozisyon kaldı şu an için. Ama dediğim gibi hisse çok önemli. Yani dolara mı endeksli, ihracata mı endeksli? Mesela örnek veriyorum Aselsan. Yani şimdi canavar gibi dördüncü çeyrek bilanço gelmiş. Siz burada ne kollarsınız? Düştüğü zaman alım fırsatı kollarsınız. Ama işte ne bileyim başka daha dördüncü çeyrek kötü gelen veya beklenti dahilinde gelmeyen bir bilançoda pozisyonunuzu azaltıp üçüncü çeyrek bilançoyu. Sportif hisselerde olanlar da var mesela şimdi. Ya onları hiç anlamıyorum. Evet, evet. Onları nasıl karşılaştıracağım? Ama bir şeyi tamamlayayım hemen. Dolayısıyla 113.500 bu beklenti içerisinde geldiğinde benim tekrar o yukarıdan boşalttığım pozisyonlarımı alacağım bir seviye. Ama şu an emin değilim. Yani kesin oraya gelince ben alayım. Ne olursa olsun dünyada belki tutmayacak, demiyorum. Belki tutmayacak değil mi? Ama yani 100 binlerin altında beklemiyorum. Yani şu an için ama dediğim gibi bu düşünce. Dolayısıyla yatırımcı şöyle düşünmesi lazım. Endeks işlemi yapıyor. Spot'ta bakıyorum. Peki. 113.500'e geliyor ve kırmıyorsa 14, 13, zaten 700. Orada gap'i de kapatmış oluyorum. Orada bir pozisyonlama yapıp, yani bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değil. Yalnızca düşünce tavsiyesi olarak diyelim, ileteyim. Dolayısıyla buranın tutmadığı zaman aşağıda işte 107 bin seviyeleri var. Dolayısıyla merdiven gibi gitmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir sürü haber değişiyor, zaman değişiyor. Yani şöyle kendinizi kısıtlayamazsınız. Ben 120 binden bütün portföyümü boşalttım. 113.500'e gelince hepsini alacağım. Ne olursa olsun. Dolayısıyla hep kademeli alışlar. Bir nebze 113.500. Örnek veriyorum 113.500 tuttu. Yani iki gün, üç gün, dört gün hani bakıyorsunuz virüs algısı, işte dünyadaki bütün bu negatiflik bir an böyle iyimsere doğru gidiyor. O zaman pozisyonlarınızı tekrar yukarıya doğru arttırırsınız. 118.000'i geçti, taşımaya devam edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle bir merdiven, yani kademeli gitmeniz lazım. Ama bana sorarlarsa, şimdi bu yıl içerisinde kimse koronavirüsün de böyle bir etki yaratacağını bilmediği için ben hala hisse senedi piyasası düşüşlerin alış fırsatı olduğunu düşünüyorum doğru hisselerde ve hala mesela %50 hisse senedi portföyünüz varsa %35 altında da devam etmeniz gerektiği ve bu düşüncenin ne kadar doğru çıktığını da dikkat ediyorsanız, yani altının da bir böyle hedge mekanizması olduğunu hisse için birebir olmasa da yani genel piyasada düşünmek lazım. İkincisi şunu da söyleyeyim. Mallarını satamayanlar oluyor piyasada. Burada lütfen Viyop tarafını endeks bazlı düşünmeye başlasınlar. Elinde 10 birim hisse varken, ya ben bunları mesela 20 tane hissesi var. İşte arayıp da kurumu bazıları, yani olabiliyor. Hepimizin yeteneği o kadar hızlı karar verme, işlem yapma durumunda. İşte onu satayım, bunu satayım, yetişemiyorum diyorsa o zaman lütfen profesyonel anlamda bir yopta gidip bunun karşılığında veya yarısı kadar bir kontratla belli bir süre kendilerini hedge etsinler. Hem kafaları rahat etsin. Ya elinizde mesela hisse varsa şu an değil mi Viyop'ta short yapabilir mesela yatırımcı. Neden? Çünkü hani bir taraftan şu an kararsız ve belirsiz bir dönem içerisindeyiz. Ona olur da borsa düşüyor olursa, hiç değilse oradan kendimi hedge etmiş olur. Yerimde saymış olurum hiç evet, değilse. Evet, ya da mesela hissesine inanıyordur ama endekse inanmıyordur. Bakın örnek mesela, işim çok gitmeyeyim ama hani benim kafamda iyi bir örnek olduğu için. Örneğin Aselsan hissesi elinde 20 TL'den var. Aselsan 30 liraya gitti değil mi? Diyelim ki işte piyasa düşmeye devam ediyor. 27 lira düzeltiyorum. 26 liraya doğru geri geldi Aselsan. Ama siz Aselsan pozisyonunuzu bozmak istemiyorsunuz. Hatta aşağı gelince almak istiyorsunuz. Ama endeksin düşmesinden dolayı shortlayıp aslında iki yönlü bir, hem kendinizi korurken hem bakiyenizde daha güçlendirmiş olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok böyle strateji var. Yani dolayısıyla böyle ben artık buradan 100 bin altını görürüz ya da buradan işte 150 bine gideriz, bu çok iyi bir fırsattır dememek lazım. Böyle aralıklı düşünerek kendinize bir ne diyelim, yani bir davranışsal finans içerisinde hisse yatırımcısı olmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şunu da tahmin edemiyoruz ki, yani belki bir saat sonra, belki yarın, belki de bir hafta sonra, yani koronavirüsün tedavisinin bulduğu haberleri gelebilir, aşı bulunduğu haberleri gelebilir, durum daha da kötüleşebilir. Maalesef ki bunu öngöremiyoruz. Hani ben biraz koronavirüsü aslında konuşurken de biz maalesef işin ekonomik kısmını konuşmak durumundayız. Evet, bir taraftan orada can kayıpları var. Bir de hani bu konunun uzmanı değiliz. Hani
tıbbi açıdan da konuşamıyoruz. Çünkü hani şurada da görüşler ikiye bölünüyor. Bir taraf çok dünyada abartıldığını düşünüyor. Diğer tarafta eyvah bu iş kontrolden çıkacak deniyor ama keşke değil mi tıp uzmanı olsak bir de bu konuda yorum yapabilsek ama bence, değiliz ki. Bence sağlık uzmanı da olsanız tam bunun içten yani anlayabileceğimiz konusu da biraz... Bence Anak Karatay'ı okudum mesela en son. Abartıldığını düşünüyorum diyor Kelle Paça için. Ama diyor. Şu var. Yani hani gripten ölenlerin sayısı daha fazla sonuçta diyor. Amerika'da mesela karşılaştırdığımda diyor. Doğru, doğru. Bu da gripin bir benzeri. Ve hani burada aslında ölümcül olan şey immün sisteminizin düşüklüğü. Yani bağışıklığınız düşükse sizi vurabilir diyor. Ve zaten hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğu da yaşlı kesim. Ama şimdi şöyle grip bir salgın değil. Yani grip bir rahatsızlık hani gripten gidip de 10 bin kişi, 100 bin kişi, 1 milyon kişi de artan bir vaka sayısı olmuyor. Yani virüs salgın dediğinizde bunun ucunu bilememek, sonucunu bilememek. Yani zaten piyasalarda en büyük risk belirsizliktir. Yani mesela diyelim ki siz örnek veriyorum ekonomik olarak işte biz nedir Marmara depremi değil mi bir şey yaşadık. İşte bunun büyüklüğü 5 milyar dolar deseniz ne yapacağınızı kestirirsiniz mesela. Ama bir virüs salgının etkisi bilinmediği için en kötüsü ve en iyisi her zaman fiyatlanacaktır. Evet şimdi bir taraftan da biz VIOP'u açmaya hazırlanıyoruz. Bugün galiba eksi bir açılış yapacağız gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ya onu tahmin etmek biraz kolay zor gibi değil gözüküyor. Diyorsunuz. Ama herhalde biz de %1'in üzerinde bir son Amerikan vadelilerini görmedim ama öyle bir etkisi olabilir. Son Amerikan vadelilere bakacak olursak S&P 500 %1,40 aşağıda, Dow Jones %1,38 kez aynı şekilde, Nasdaq da %1,79 eksi seyrediyor an itibariyle. Cuma günü şöyle bir şey oldu. Yani bugün açılış konuşurken yatırımcılar da ona dikkat etsinler. Hatırlıyorsanız yani seansın ortasına kadar aslında negatif bir görüntü vardı. Tablo birden değişti. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte akşam saatlerinde Rusya Cumhurbaşkanı'yla diyelim Putin'le görüşmesi olacağı vesaire haberleri de çok hızlı. Neredeyse 1500 puana yakın böyle 2000 puan hatta bir terse dönüş oldu. Dolayısıyla onun da bir negatifliği olabilir. Yani orada kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. O pozitif gidişatın da bir negatifliğini iyiden kötüye dönüşü görebiliriz. Hı hı. Onun için ben %1 civarı bir şey olabilir gibi geliyor. Evet, VIOP'u da açtık zaten. %1,47 düşüşte başladık ama an itibariyle %1,8'lerde 138.300'lü seviyelerdeyiz. Yani açıldıktan sonra satış bir miktar daha derinleşti. %2'ye yakın bir değer kaybı var VIOP'ta. Biz zaten şu an çok kırılgan bir yerdeydik. Kendi birazcık hani iç gündemimizle uğraşırken. Bir de bunun üzerine koronavirüsü daha hani dışsal etken nerede eklenince aslında çift taraflı bir satış yiyoruz. Ne dersiniz? Şimdi böyle günlerde yatırımcı ne düşünüyor ben çok merak ediyorum. Şimdi diyecekler ki ya Tonguç Bey ne düşünelim işte mahvolduk. Ben bir örnek vereyim mi Tonguç Bey? Ben mesela söyleyeyim ben Twitter üzerinden her sabah mesela piyasa beklentimi paylaşıyorum. Yani Asya borsaları işte negatif seyrediyor. ABD vadeliler negatif işte dolar yukarıda bilmem ne. Mesela aldığım like sayısı %50 düşüyor. Ne zaman mesela ABD vadeliler pozitif, Asya borsaları pozitif daha hani böyle... sonuçta bu piyasadaki fiyatlamalara da ben yön vermiyorum tabii ki ama daha pozitif bir güne başladığımızda herkes daha mutlu ve pozitif oluyor ve mesela beğeni bile daha artıyor. İnsanların moralleri yerine geliyor. İnsanların ve yatırımcıların da psikolojilerinin etkilendiğini düşünüyorum. İşte, uzun vadeli olsalar bile. Onun için sordum. Çünkü yani kötü günler göreceğiz piyasada. Yani her zaman 365'te de demeyeyim var, ama yani de 52 hafta içerisindeki işlem günlerinde her gün pozitif açılış yapması siz ne kadar tweet atıp daha fazla beğeni almaya çalışsanız da 300 bin puan demek her gün 1000 puan çıktığımızı düşünmüyorum. Hani neyi merak ettiğim şu, şimdi ben olsam bir kere açılış tarafında mümkün olduğu kadar soğukkanlı olmak lazım. Yani çünkü fiyatlamalar çok sert oluyor. İnsanlar çok değişik fiyatlara hisse ya da pozisyonlarını kapamak için emir vermek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla piyasa her zaman oturacaktır. Yani bir sonu olmayacaktır. Ama bahsettiğim destek direnç seviyelerinin ne kadar altındasınız, ne kadar üstündesiniz, sizin dediğim gibi hisse ise endeksten ne kadar iyi ya da kötü ayrıştı ya da endeks pozisyonunuz varsa orada mesela ne kadar bir risk aldınız portföyünüzün, hep onun için diyoruz ya yani portföyün tamamını herhangi bir ürüne bağlamamak gerekiyor diye ortalama yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla örnek veriyorum 2000 puan siz cumadan endekste negatif bir etki yediniz yani zarardasınız. Belki bir ortalama yaptınız. Gün içerisinde bir toparlanma olduğunda 1000 puan sizin cuma günkü ve bugünkü ortalamanızın
ikisini kafa kafaya getirecek bir portföye ulaştırabilir. Dolayısıyla ya zararınız minimize olur ya da çok az bir şeyle artıyla çıkabilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla portföy yani riskinizi ne kadar bir pozisyonla devam edeceğinizi bu gibi durumlarda önceden kararını vermek ve negatif açılışlarda da belki bunu fırsata çevirebileceğiniz günler olduğunu unutmamak lazım. Çünkü bir panik havası görüyorum. Ben mesela çok inanılmaz fiyatlara bir 15 dakika önce satışlar yapılıyor. 15 dakika sonra o hisseleri tekrar almak için çaba sarf ediliyor. Dolayısıyla şey mantığı vardır. Herkes satarken sen al, herkes alırken sen al. Sen sat. Ama yani bu durumda bence mümkün olduğu kadar soğukkanlı olup neden bu fiyatın olduğunu ve nasıl size bir artı ya da eksi yaratabileceğini, portföyünüzü ne kadar daha taşımak istediğinize o an karar verin ve ilk verdiğiniz kararla da uymaya devam edin. Peki Tonguç Bey, şöyle bir piyasaları artık derinlemesine konuştuk ama bir taraftan da şu an altında yorum yapmak oldukça zor biliyorum ama ama yani hani nerede düzeltme gelecek, nereye kadar böyle soluksuz gidecek, hani bu konuda kesin bir şey söylemek benim için zor. Siz ne diyorsunuz? Şöyle bir iki dakika içerisinde altın toparlarsak. Şimdi, biraz önce bahsettim ya, bir üründe ben buradan ya ben 1625 dolar sene sonu tahminim varken şimdi 1660 dolar görüyorum. Daha ikinci ayı dolmamış yılım mesela. Ben işte açık, net bir insan olduğumu da belirtmek gerekiyor. Ama şöyle düşünüyorum. Aynı şey hisse senedi için düşündüğümü altın içinde. Aşağı doğru hareketlerde kendime bir yakın bir uzak stop seviyesi belirliyorum. Hı hı. Ve trend yukarıysa geri çekilmelerde almaya devam ediyorum. O seviye geçildiği zaman pozisyonu boşaltıp terse dönmek gerekiyor. Bu seviyeler şu anda 1650 ve 1635 dolar. Hı hı. Yukarıda da 1700 dolar var, açık söyleyeyim. Yani 1680 doları test etmemizin nedeni şu, 1625 dolar üstünde 1700 dolara kadar açık bir bölge vardı. Dolayısıyla orada dalgalanma çok daha rahat oldu. Yani ne kadar net? Bakın 1650-1635 aşağıda destek, geri çekilmelerde alıp devam ettiğiniz bir yer olacak. 1700 dolar da şu anki pozisyonların hedefi. Ama altında pozisyonlar çok güçlü. Dolayısıyla bir tepe görüp birkaç gün orada bir yatay hareket görmeden, hani bu hareket bitmiştir, hı hı, demek biraz zor. Biraz fazla burada da bence altına yöneliş oldu. Dolayısıyla yani bu seviyelerden aslında alışlarda da dikkat edilmesi gerekiyor. Çok böyle yukarıya marj bırakmayabilir. Evet. Ama dönüş henüz olmadı. Yani böyle düşünürsek o zaman yani o ne olacak, bu kesin böyle olacak demezsiniz. Hedefleriniz, stoplarınız olur. Rakamlara sadık kalalım. Tonguç Bey, bitirdik. Bir 5 dakikamız var, piyasa notları yapacağız şimdi. Ağzınıza emeğinize sağlık. O zaman haftaya pazartesi yine aynı saatte İnşallah. Bakalım piyasayı nerede ne şekilde bulacağız. Efendim, beklenti raporunda piyasa notlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.